Tabii. Mesela Günaydın'ın manşeti var onu da getirelim. Ee, günaydın'ın manşetine göre de Masak düğmeye bizim program sonrası basmış. Şimdi, İkinci sayfa sonrası. Şimdi şöyle diyoruz aynen çünkü o 750 bin lira harcıyorum demesi hani diyoruz 750 bin lirayı yani kimse harcayamaz. Yani bugün hani benim diyen holding sahipleri onlar bile harcayamazlar. Yani düşünsün her gün 750 bin lira kim harcayabilir? Aslında Ümrullah. O 750 bin lira harcıyor mu? Daha önce başka bir röportajda Söyledim bize tabii. programa gelmeden önce biz başka bir röportajda söylemiş, onu biz hatırlattık canlı yayında söyledi. E, altın tozuyla kahve her içmesi story. de zaten her gün story'de paylaşıyor. E uçak paylaşımı da zaten bizim programa gelmeden yani önce yapmıştı. Biz, bizim programın biraz şöyle, etkisi belki de. Yani. Şöyle, bizim programın etkisi değil. sosyal medyada bir araya gelmesi de. Aynen. Parça parça diğerlerinden bahsetmiştir evet. ama sizin programda evet. baktığımız zaman bütün hepsini işte hani kahve Hı -hı. içmesi, orada... Bütün hani iddiaları sorduk. Tabii tabii hani o 750 bin liradan Hı -hı. bahsetmesi doğal olarak hani bir paket halinde Kesinlikle. Evet. Böyle baktığımızda. Evet normalde daha fazlasını o euroların falan böyle makineyle havalarda uçması falan... O daha beter bir şey. Onunla zaten sosyal medyasında paylaşıyordu. Biz burada teker 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 maddeleri sorduk. Hatta biz burada ilk kez kara para deniliyor. Ona ne diyorsun diye evet. de sorduk. Ay kara para ne ayol dedi. engini bağlayın dedi. Aynen Engin öyle. bağlandı. Yani. Evet. Bir de şimdi cezaevinden de bilgiler alıyorsun tabii sen. Teyit ettiriyorsun. Tabii ki. Ee, başka iddialar da ortaya atılıyor. Mesela Sıla Doğu'nun havalandırmaya çıktığı sırada ee, bir mahkumla tartıştığı iddia edildi. Yok. Yok, öyle bir, öyle bir Sosyetik hırsız demiş o, mahkum yani. ona. O da sinirlenmiş. Hayır. Gardiyanlar ayırmış. Hayır, hayır Şimdi öyle bir şey söz konusu değil. Yani ben sorduğumda hani kesinlikle hani bu e, ee, teyit edilmedi. Çünkü ee, hem Dilan Polat'ı, Sıla Doğu'yu, onunla birlikte beraber yakalanan Nilgün Yılmaz'ı bunların bütün hepsini yüksek güvenlikli kasıtlı bir şekilde hani oraya gönderdiler. Çünkü çok ciddi rakamlardan bahsediyoruz. Hani diyoruz ya. Şimdi normal hani başka cezaevlerine gönderilmiş olsa işte yaklaşık 3 milyarlık bir kazançtan bahsediyoruz. Dosyada geçen rakamlardan Ne kadar? Bahsedelim. 3 <laughs> milyar <liralık gülüyor> TL. Hani şirketin tamamına para girdisi olarak söylüyorum. Bunların hani şey tamam hani, hani e, yasal iş para olarak hani değerlendirmiyorum Anladım. yani. Şimdi normal belki mahkumlarla bir arada olabileceği bir cezaevi olmuş olsa çok fazla böyle musallat olanlar olabilir. Çünkü yanında yatacak, kişi, yatan da var. Öyle. yanında yatacak bulunacak kişileri çünkü ya hırsızlıktan hüküm giymiş ya dolandırıcılıktan Hı. hüküm giymiş ya da baktığımız zaman yine cinayet gibi suçlar oldu. Orada aynen hani, oradaki insanlar hani musallat olabilir diye zaten silivri cezaevine gönderildi. Normal koşullarda son dönemlerde aynı dosyadan yargılanan kişilere aynı koğuşları koymuyorlar ama bu dosyada böyle yapmadılar. Çünkü dediğim gibi hani farklı farklı koğuşları koysalar da hani herhangi bir saldırı olabilir ya da bir para isteme durumları olabilir. Hani bir başka koğuşta birilerin yanında olursalar diye. O yüzden de 16 kişilik hani koğuşta 5-6 kişi kalıyorlar. Ve mümkün olduğu kadarıyla onlar avluya çıkacaklarından yani havalandırma bölümüne çıkacakları saat diliminde de diğer mahkumlarla yan yana gelmemesine özen gösteriyorlar. Hiç gelmiyorlar. Yani zaten arada ya gardiyanlar oluyor orada ya bunları ayrı bir alanda tutuyorlar. Ayrı alanda kendi avlularında dolaşıyorlar. Düzenleme yüzden... yapıldı mı? Düzenleme yapılıyor. Şu an kim kim kalıyorlar? Ee, Dilan Polat kalıyor, Sıla Doğu kalıyor, Nilgün Yılmaz kalıyor. Yanında iki kişi daha var. Onlar da normal hani böyle basit hani suçlardan hani cezaevine girmiş. Beş kişiler Beş kişi. şu anda. Beş kişiler. Dilan'la ilgili nasıl bilgiler verebilirsiniz? Şimdi Dilan'la ilgili bize? olarak hani e, ben şöyle bir şey söyleyeyim. Öncelikli olarak hani ben kendim de hı hı. E, görüşmek istedim hani onu da söyleyeyim. Çünkü Dilan Polat eğer yazdırırsa artık açık görüş hakkı da var. Hı hı. E, açık açık görüş birinci derecede yakınlarıyla, çocuklarıyla da bir çocukla e, açık görüşe de katılmış. Ondan da söyleyeyim. Hı hı. E, onun dışında hani üç kişi yazdırıp haftada üç kişiyle de yine e, görüşme yapabiliyor. Ama yani o açık görüş değil. Ama görüşme yapabiliyor. Yani hı hı. onun ismini kendisi yazdırır. Dışarıdan arkadaşları da olabilir. Hı hı. Ya da kendi ismini kim söylüyorsa şu kişi beni ziyaretime gelecektir? Ben bu kişiyle görüşmek istiyorum diyor. Adalet Bakanlığı da yani ceza yönetimini de bu anlamda okey veriyor. O kişinin TC'sini falan de hepsini bildiriyorlar içeri. O anlamda o kişi geldiğinde de görüşme sağlanmış oluyor. Ben de hani görüşmek Açık istedim. görüş dediğin arada canmam hiçbir Hayır şey yok. yok. Nasıl? Nasıl? Onu da bir ama. Açık görüşte normal hani Hı -hı. bir e, Dokunabiliyorlar. masa oluyor. Tabii tabii çocuklarına Hı -hı. dokunabiliyor Hı -hı. ama çok fazla bir temas yoktur. Çocuklarına dokunur ama hani temastan kastettiğim şu. Zaten cezaevine girerken bütün böyle aramalar yapılıyor. Yani kaç aramadan hani geçiyor cezaevindeki bir tutukluyu ziyaret edecek hani kişi için ama ne olur ne olmaz hani diye mümkün olduğu kadarıyla çocukları hariç birebir hani tabii ilk başta sarılabilir ama çok uzun bir temasa izin vermiyor. Bir yani çocuğuyla hangi... mı açıklıyoruz? Ee, i̇ki çocuğuyla Şimdi şöyle onu ben sormadım hani o yüzden hani iki çocuğumu geldi onu bir, bir çocukla görüştüğünü biliyorum ama iki hı hı. çocuğu gelip gelmediğini onu ben sormamıştım. O da hani benim eksikliğim hani oldu. Hani eşiyle görüşüyor mu Engin Hayır Pulak'tan. eşiyle şu an bir görüşmesi falan söz konusu. Ama olacak mı çocuk karı kocalar? Şimdi ileride hani eğer hani isterseler bu da hep onayla yani yani şu an için hani öyle bir durum söz konusu değil. Hı. Ama ilerleyen dönemlerde başvurularını yaparlar. Yargı bu anlamda der ki ya evet tamam yani bizim için mahsur yoktur. Hani görüşebilirler derse ancak o zaman ama her iki tarafında hani istemesi her iki tarafında dilekçe vermesi Hı. gerekiyor. Şu an için hani öyle bir dilekçe söz konusu değil. Eğer olursa hani ancak öyle olur ama telefonla yine dediğim gibi hani e, telefonda görüşmeklere var. Hı. Eğer isterseler e, haftada bir 10 dakika o da kayıt altına alınan telefonla görüşebilecekler ama onun da onun da bir talebi gelmemiş. Dilan'la sadece ailesi değil avukatlar da görüşmek istiyorlar. Şimdi orada, orada. Ya şimdi ortada diyoruz ya hani çok büyük bir paradan evet. bahsediyoruz. Şimdi bir avukatın da ayrılmış olmasını düşünürsek başka avukatlar da hani görüşüp dosya almak istiyorlar. Şimdi doğ doğal olarak hani avukatlar da buna ticari olarak. Kaç yakışırlar. avukat gidiyor her hafta. Ha e, hafta değil her gün. Her gün. 30 avukat gidiyormuş. Ne? Her gün 30 avukat gidip Tabii. Görüşmüyor. Sizi ne? Görüşmüyor. görüşmüyor. Yani e, görüşmek için gidiyor. Sonuçta avukatlar cezaevine girebiliyor. Hı hı. Şu, yani tutukluyla yani, görüşmek istiyoruz diye söylüyor. E, o tutukluya söylüyorlar. Bilmem kim geldi diyor. Avukat sizinle görüşmek istiyor diyorlar. Dilan Polat görüşmek istemediğini belirtiyor. Çok yani özür öyle... dilerim. Bu avukatlar biraz da bazıları şöhret amaçlı mı geliyor? Çünkü yani... böyle Türkiye'nin konuştuğu bir dava şöyle... 30 avukat neden gider hı. cezaevine ya yani? Şöyle. Yani şimdi adı şöyle geçecek. Ya Adı bütün. geçecek olarak düşünmeyin. Bu sadece adı geçmekten bir şey değil. Şimdi... Biz cezaevinde bulunan bir insandan bahsediyoruz. Daha olarak hani özgürlüğünü elde edebilmek için Her hani şey. sizi birisi e, gelip desek ben sizi hani kurtarırım işte ama benim ücretim şu kadar Katılıyorum. dese. Katılıyorum. Yani bu e, paralar biliriz. kabul ederler. Yani, ha, yani o talep ediyor da geliyor onlar. Yok hayır. Yoksa, hayır. hayır. Ha? Avukatlar. avukatlar avukatlar kendileri geliyor. Ben seni tamam. bu işten kurtarırım şey şu kadar ceza alırsan. O zaman o zaman ha. ben şöyle bir şey söyleyeyim. Ben bunu nerede <laughs> gördüm hani diyeceğim. Bu <laughs> tabloyu daha önce gördüğüm yeri söylüyorum. Evet. Daha önce gördüğüm yer Beysel Şahin dosyasında görmüş. Hı. Beysel Şahin de yasa bayisin Türkiye'deki ve Avrupa'daki baronu olarak görünen evet. bir isimdir. Hı. Beysel Şahin yasadışı dışı bayisinden dolayı tutuklandı, cezaevine kondu. Cezaevine konduğunda günde 60-70 avukat gidiyordu ve Adalet Bakanlığı artık bununla ilgili soruşturma başlatmıştı. Neden bu kadar han kişi, evet. kişiyi ziyaret ediyor? Çünkü cezaevinden çıkaracak kişi çok yüklü bir bir para, para. ödeyecekti. Doğal olarak da birçok avukat onunla görüşüp vekalet alıp do, e, cezaevinden çıkartmaya. İçinde ünlü avukatlar da var. Tabii ki içinde ünlü avukatlar da var. Yani birçok çok kişi var yani. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Yani evet. 60 avukatın hani gidiyor olması. Sürekli bir avukat hani gidiyor. Bunun bir benzeri tamam 60 avukat değil ama 30 baktığımız avukat. zaman 30 avukat, 20 yani 25 30 civarındaki avukatın sürekli Silivri cezaevine giderek Dilan Polat'la görüşme Görüşmesin talepleri ]iniz. oluyor. Hani Dilan Polat bunların hiçbirini hani kabul etmiyor. Bir iki avukatla görüştü ama evet. o görüştü avukatlar da yine kendi böyle hani ailesinin selamıyla dışarı yakınlarının selamıyla onların yönlendirmesiyle gelen avukatlarla konuştu. Ama onların hiçbirileri bir hani vekaletimi verin benim dosyama bakın bir durumu söz konusu değil. Zaten Dilan Polat'ında, Engin Polat'ında belki Çağdaş Çelik ayrılmış olabilir. Evet. Ama başka avukatları da vardı. O avukatlarla birlikte devam ediyorlar. Yani şu an mevcut avukatları zaten var. Hani şey değil, insanlar şey sanmasın. Evet. Ya işte bir avukatı bıraktı, bunlar avukatsız kaldı değil. çok. Var. Zaten avukatları var. Emrullah sen de gazeteci olarak görüşmek istedin. Kabul etmedi. Kabul ya, etmemesinin nedeni yani, acaba o yaptığı açıklama olabilir şimdi mi bir açıklama? Oraya geleceğim. Ha. Birincisi orada dedi yani şu an hani e, basına bir demeç vermek istemiyorum. Hı -hı. Hani o yüzden de e, görüşmek istemiyorum. <laughs> e, diye belirtmiş. Bunun gerekçesi olarak da daha öncesinde biz hep yayında demiştik ya <laughs> e, yaptıkları kamuoyuna bir açıklama vardı. Evet. Özür mü diliyor yoksa yargı mı dağıtıyor diye. <laughs> o açıklamadan pişman olmuşlar. Yani o avukatın oradaki cümle için avukatın yaptığı o açıklama bize ters döndü evet. diye söylüyor. Çünkü biz eleştirmiştik. Hani evet. adaletin gibi. önünde belinizi kıracağız. Tamam. Aynen falan öyle. Yani hani daha fare doğurdu gibi cümleleri falan vardı. Hani hafife aldıkları bir evet. dosyadan bahsediyoruz. Bizim de eleştirimiz bir dosyadan bahsediyoruz Hani o açıklamanın hani avukatı tarafından yapılan o açıklamanın hani kendilerine ters döndüğü için hani bir süre basına dair bir açıklama yapmak istemediklerini belirttiler. Bence tabii ki buna saygı duyarım.